Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. ...21 Haziran Çarşamba, ben Sami Altınkaya, Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te. Karşınızdayım Piyasa Günü programıyla birlikte. Fiyatlamalara bir bakalım, ekranlarını yeni açan izleyicilerimize bir kere daha günaydın diyelim. Şimdi fiyatlamalarda dolar kurundaki yükselme devam ederken Borsa İstanbul'da yine bir kar satışları geldi. Borsa İstanbul'da 5251 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Direnç seviyesinin 5300-5350'lerde, destek seviyesinin de 5150-5200'lerde olduğunu hatırlatalım. Düşük bir işlem hacmi vardı, 60 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı o civarlarda. Dolar TL 23.61'e yükseldiğini gördük dün itibariyle. Euro'nun da Türk lirası karşısında değer kazandığını görüyoruz. 25.78'e yükseldi. Sepet kur 24.70'e ve gram altında 1470 liraya yükseldi dün itibariyle. Bugün yükselişle başlıyor. Acaba bu yükseliş bugün devam eder mi? Tabii ki yarınki Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun toplantısı. Oradan çıkacak olan faiz kararı bu piyasaların hareketliliğini de doğrudan etkileyecek. Şimdi dolar endeksinde 102.56'ya olduğunu görüyoruz DXY'da. Euro dolar paritesi de 1.09, pound dolar paritesi 1.27, dolar yen paritesi 141.77 ve dolar İsviçre frankı paritesi 0.89 seviyesinde. 103 ve 102 arasında da gidip geliyor DXY'daki hareketlenme. Bunun tabii ki dolar paritesindeki yükselme diğer para birimlerinin de aşağı yukarı yönlü hareketini de etkiliyor. Uzak Doğu borsalarında şu saat itibariyle 3.227 seviyesinde bir geri çekilme var Çin Şangay borsasında. Japonya Nikkei'de yön yükseliş tarafında 33.606, Hong Kong borsasında 19.233, Güney Kore 2.395 seviyesinde, Hindistan borsasında da yön yukarı 63.554'e yükselmiş durumda şu an itibariyle. Peki Amerikan borsalarında durum ne? Hemen ona bir bakalım. Dow Jones Endeksi yönü yukarı doğru 34.397. Yatay ama bir istikrarlı bir yükseliş de var aslında. S&P 500'de 4.436, Nasdaq'ta da 15.260 seviyesinde. Yükseliş devam ediyor. Tabii ki Amerikan borsaları da hem Fed'in faiz kararıyla ilgili, bankacılık sektöründeki gelişmelerle ilgili kararları bekliyor. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed, Haziran'da serbest bıraktı, Haziran'da sabit bıraktı faiz artışını. Ama Temmuz ayında bir 25 bas puanlık artış, ama ondan sonra bir 25 bas puan daha gelir mi? 2.25 puandan bahsedildi FED Başkanı tarafından. İkinci 25 bas puan gelir mi gelmez mi onu o zaman Ağustos ayında konuşuruz. Ama bu artışlar devam ederse borsalarda bu artışların bitmesini ve faiz indirim sürecinin başlayacağı tarihi. Bir beklenti yıl sonu itibariyle faiz indirimlerinin başlayacağı yönünde. Ben de bu beklentiye yakın olan kısımdanım. Ama bir diğer görüşse sözlü yönlendirmelerle faizleri indirmeye başlayacağız ama 2024 yılından itibaren deneyeceği yönde. Her ikisinde de sanki Amerikan borsalarında rally'nin dediğimiz topyekün bir yukarı hareketliliğin 2023'ün sonunda olabileceği yönünde. Ama faiz indirime başlarlarsa bu rally daha da erken olabilir. Peki tahvil faizleri böyle. Devam edelim. Tahvil faizlerinde 4.70 yüksek bir seviye. 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda da 4'ün altında bir tahvil faizi var. Ons altın 1936 dolar, 2000 doların altında. Brent petrol 76, ham petrol 71 dolardan işlem görüyor. O da 70 dolar, 80 doların altında uzun zamandan beri bu trendde devam ediyor. Petrol fiyatlarında düşme ihtimali var. Arzda yani üretimde bir kısıtlamaya gitmelerine rağmen yine de petrol fiyatlarında yükselmiyor gördüğünüz gibi. Bu arada Bitcoin 28.783 doların üzerinde çıkmayı başardı. Bitcoin TL'de 663.577 liradan işlem görüyor. Bitcoin ile beraber Ethereum'da da 1.815 doların üzerinde işlem görüyor. Ama buradaki hareketlerde de kripto piyasalarında komple bir yukarı yönlü hareket söz konusu değil. Sadece majör kripto paralarda bu yükselişi görüyoruz. Şimdi milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret tabii ki ara zammı belli oldu. Asgari ücret %34 artışla net 11.000
402 lira olarak belirlendi efendim. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yeni asgari ücret %34 artışla net 11.402 TL olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücretin tarafların uzlaşmasıyla belirlendiğini açıkladı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti %107 oranında artırmış bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Toplantının ardından açıklama yapan Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise enflasyon durmadığı müddetçe zam almanın bir anlamı yok diye belirtti. Bu zamlar durar, enflasyon dursun da zammam da almanın bir anlamı yok. Yani enflasyon durmadığı müddetçe zamın bir anlamı yok. Yani bizim arkadaşlar genellikle kamuoyunda son günlerde işte Vedat Bey'in bir açıklaması var. İşte dolar üzerinden diye bir açıklaması var. Yani şimdi özellikle ben yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası üzerinden konuşuyorum ama kızım senin dediğin noktaya baktığın zaman şu anda 486 dolar. Belki asgari ücret tarihinin dolar üzerine baktığınız zaman en yüksek rakamı. Yani bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugün şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da 500 lira düzeyindeki asgari ücret desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11.402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret güncel dolar kuru üzerinden hesaplandığında 483 dolar olarak kaydedildi. Böylelikle asgari ücretin dolar cinsinde değeri rekor seviyede kaydedildi. Yurtdışı üretici fiyatlarındaki artış oranı Mayıs ayında gerileme trendini sürdürdü. Mayıs ayında yurtdışı üretici fiyatları endeksi aylık %0.45, yıllık %32.13 arttı. Yurtdışı üfe Nisan ayında yıllık %40.10 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 12 aylık ortalamalar baz alındığında ise yurtdışı üfede artış oranı %67.27 olarak hesaplandı. Ana sanayi grupları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre en fazla aylık artış %9.07 ile enerjide olurken maliyetlerin en az arttığı grup ise %0.39 ile aramalı oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış %39.88 ile tüketim malında gerçekleşirken onu %39.51 ile sermaye malı izledi. Yıllık bazda en az artış ise %14.87 ile enerjide kaydedildi. Aylık bazda 25 alt sektörden 4'ünde maliyetler gerilerken 21'inde ise %0.32 ile %4.05 arasında artış kaydedildi. Bu kapsamda en fazla gerileme %9.07 ile kok ve rafine petrol ürünlerine kaydedilirken en fazla aylık artış %4.05 ile basın ve kayıt hizmetlerine gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında ise 25 alt sektörden sadece %14.87 ile kok ve rafine petrol ürünlerine gerileme görülürken diğer 24 alt sektörün tümünün fiyatları %8.71 ile %50.57 oranında arttı. Bu kapsamda en yüksek artış ise %50.57 ile makine ve ekipmanlar sektöründe gerçekleşti. Adalet Bakanlığı kira artış oranının %25 ile sınırlandırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süresi 1 Temmuz 2023 tarihinde dolacak olan kira artış oranını %25 ile sınırlayan düzenleme üzerine çalıştıklarını ifade etti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Tunç, 11 Temmuz 2022 ile
1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kiralara en fazla %25 oranında artış yapılan düzenlemeyle ilgili yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi. Türenin 1 Temmuz'da sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Tunç, "Çalışıyoruz, yetişir." dedi. Finansal güven endeksi Haziran ayında 8.6 puan artışla yükseliş trendini sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi verisini açıkladı. Haziran ayında finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçları olumlu geldi. Finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 8.6 puan artış kaydederek 158.6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma indeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumunun finansal hizmetler güven endeksi azalış yönünde etkilediği, son 3 aydaki hizmetlere olan talebin ise artış yönünde etkilediği görüldü. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Şimdi tarımsal girdi fiyatlarına bakalım. Tarımsal girdi fiyat endeksinde de Nisan'da artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks bir önceki aya göre %0.63, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %40.20 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0.51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %1.40 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla %3.65'li enerji ve yağlar ve %0.27 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %0.08 ile veteriner harcamaları ve %4.46 ile makine bakım masrafları oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'da krom maden ocağında incelemelerde bulundu. Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 için toplam ihracat hedefinin 400 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için de rakamların ikiye katlanması gerektiğini söyledi. İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Başkanı Rüstem Çetinkaya ile birlikte Bursa'da bulunan Harmancık Krom Arama İşletmesi'ni inceledi. Tim Başkanı Gültepe, yerin 300 metre altında gazetecilere yaptığı açıklamada ihracat hedefleriyle ilgili şöyle konuştu. Biliyorsunuz cumartesi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla genel kurulumuzu yaptık. Orada 2028 hedefini bize verdi. 400 milyar dolar yapmamız gerekiyor. İnşallah en az 400 milyar dolar yaparız ve yukarıya doğru çıkarız. Yılda mı? Yılda tabii. Yılda 400 milyar. Tabii bunu yapabilmek için her sektörün büyümesi gerekiyor. O yüzden maden sektörümüzde geçen dönemlerde son 5 yılda gerçekten %20'nin üzerinde bir artışlar yaşıyor. 6,5 milyar dolara dayandı. Ve bu 400 milyarı yakalayabilmek için bunlar rakamdan ikiye katlanması lazım. Yani 6,5'ün 13, 13,5'ün 26... Bu potansiyelin de buraya gelmeden önce arkadaşlardan duyduk. Yani Türkiye'nin maden sektörü gayri safi milli hasıladan aldığı 1.3 galiba. 1.3 sadece. 1.3'müş. Evet. Ama dünya ortalaması özellikle önde madeni sektörüne çıkanlarda %5'ten yukarıya. Doğru. Eğer bunu alırsak biz 30 milyar dolarları yakalarız. Tim Maden Sektör Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Eko Türkiye yaptığı açıklamada krom madeninin önemine de dikkat çekti. Krom madeni temel olarak aslına bakarsanız paslanmaz çelik sektörünün olmazsa olmazıdır. Ve bunun dışında birçok meteoroloji alanında krom madeni aslında hayatımızın her noktasında var. Yani yapı sektörünün, inşaat sektörünün birçok alanında krom paslanmaz krom olarak duyuyorsunuz genel itibariyle. Türkiye krom üretiminde hangi noktada? Potansiyeli ne? İhracat potansiyeli? 700 milyon dolarlık senelik ihracatımız var ve aslında krom rezervleri açısından da halen genç aramaya devam ettiğimiz bir süreçteyiz. Yani madencilik sektörü ne kadar çok ararsanız o kadar bulacağınız bir sektördür. Dolayısıyla Türkiye'de halen arama faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri maden sektöründe yeterli değil. Buralara çok daha fazla bütçe ayrılması lazım.
Efendim şimdi ekonomist Hatice Kolçak, kıymetli arkadaşım karşımda. Sevgili Hatice, günaydın öncelikle. Nasılsın, iyi misin? Günaydın Sami, teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yarınki tabii ki PPK toplantısını bekliyoruz hep beraber. O toplantı geçtiğinde hepimiz çok daha iyi olacağız. En azından belirsizlik ortadan kalkacak. Yani ortodoks politikalara geçecek miyiz? Yoksa ortodoks politikaları geçiyormuş gibi mi yapacağız? Bu faiz oranının %20'nin altında kalmasıyla %20'nin üzerine çıkması arasındaki farkı da bize gösterecek. Yani bu oran %20'nin üstüne çıkarsa hakikaten geçtiğimizi göreceğiz ama altında kalır. 13, 14, 15, 16, 17 bandında olursa da ortaya karışık bir ekonomi politikası çıkacak. Bu tabii ki bizden çok yabancıları tatmin edip etmeyecek mi? Bütün bu sorular kafalarda. Sen ne düşünüyorsun bu konularda? Evet. Ya şimdi uzun bir zaman sonra Merkez Bankası toplantısı, hani önemsizleştirmiştik, şimdi yine çok önemli bir hale geldi. Yani bunu konuşuyoruz seçimden beri. Bu tarafı buradan bakınca aslında bir taraftan güzel. Çünkü çok önemsiz hale gelmişti. Diğer taraftan tabii beklentiler çok yüksek. Şimdi emin olduğumuz bir şey var. Artık hani herkesin en fikir olduğu bir konu, faizlerin artacağı yönünde. Fakat o kadar büyük bir şey var ki, marj var ki, %15 ile 40 arası böyle sanki hani herkes, yabancı kurumlar da dahil olmak üzere içeriden de çok birbirinden alakası, yani 15 ile 40 arası gerçekten çok büyük uçurum var bu anlamda baktığın zaman. Açıkçası şöyle, yani iki tane senaryodan zaten hep bahsedildi. Neydi bu, ya önden hızlı, önden yüklemeli bir faiz artışıyla agresif bir şekilde başlayacağız ya da yavaş yavaş yapacağız bunu şeklindeydi. Şimdi geldiğimiz noktada işte Mehmet Şimşek, Gaye Erkan, iki tane önemli isim değişikliği oldu. Tabii bu önemli isim değişiklikleriyle beraber soru işareti olan yerler de var Sami, sen de biliyorsun. Nedir bu, hala PPK üyelerinin görevine devam ediyor olması, Şahap Kavcıoğlu'nun gitmemesi, yani gitmemesinden çok hani tekrardan hani BDDK'da göreve devam etmesi gibi. Bunlar tabii, acaba hani yeteri kadar faiz artışı yapılmayacak mı? Hani sadece isimler tek başına mı kaldılar burada? Hani bu neydi, niye, yani tam anlamıyla ifade edemedik yani. Bu nedenle aslında 15 ile 40 arası böyle çok farklı rakamlar var. Çünkü soru işaretleri oluştu. Şimdi tabii şu da var Sami. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan göreve geldi. Hiçbir açıklama duymadık. Yani hiçbir şekilde konuşma yapmadı, bir açıklama yapmadı. Tamamen havada kaldı. Yani ne düşünecek, ne yapacak? Üyelerde bir değişiklik yok. Bunları bilmiyoruz şu anda. Burası çok ciddi bir iletişim eksikliği zaten. Öncesine gittiğimiz zaman Mehmet Şimşek, Sayın Bakan'ın da göreve geldikten sonra doğru düzgün, yani doğru düzgün derken rasyonel bir zeminden bahsettik ama devamı gelmedi. Yani devamın da elle tutulur. Gerçekten de yeni ekonomi politikasıyla ilgili bundan sonra neler yapılacağıyla ilgili tam net bir şey duymadık. Bir açıklama gelmedi. Şöyle bir basın mensuplarını karşılayıp böyle bir açıklamalar yapmasını bekliyorduk. Hiçbir şey olmadı. Mesela şöyle düşünüyorum ben. Şimdi dolar düşer mi, faiz artışı olursa, yoksa yükselmeye devam edecek mi gibi, tabii çok fazla bu anlamda soru var. En çok merak edilen dışarıda, piyasada bu. Ama bak mesela şöyle düşünüyorum ben. Sayın Bakan göreve geldikten sonra birkaç tane açıklama yapsaydı eğer, biz bugün bu doları bile konuşmuyor olacaktık mesela. Yani işte dolar yarın düşer mi, çıkar mı? Herkes emin olacaktı ki ya hani tamam, yeri burası ve hala müdahale ediliyor. Hani biliyoruz yerinden dolayı. Hani bir netlik oluşacaktı en azından. Bunu da görmedik. Yani burada da soru işareti oluştu. Şimdi her yerden bir kafa karışıklığı var çünkü netlik yok. Yani belirsizlik devam ediyor iki tane önemli isim gelse de. Şimdi dolayısıyla şimdi yarına gelecek olursak neler olabilir? Tabii iki tane şeyi var, ayağı var. Birincisi, kur ne olacak? En çok merak edilen ve herkesin en çok sorduğu soru bu. Benim de en fazla karşılaştığım soru bu. İkincisi, yarın nasıl bir faiz kararı çıkar? Ya benim düşüncem, zaten %20'nin altında gelecek bir faiz artışı, hele 15-15'in altı gerçekten hiç yapmasak daha iyi konumuna getirdi. Çünkü beklentiler çok yüksek. Yani dönüp baktığımız zaman bugün bankada kredi faizleri, mevduat faizleri, kur korumalı faizler, faizler hepsi %40 ve üstünde. Şimdi hal böyle olunca sizin %15 bile yapmanız, yani %15'in çok bir anlamı olmayacakmış gibi duruyor.
Dolayısıyla hani benim beklentim de aslında genelde hani piyasada şu an %20 beklentisi var ya, ben de ona yakınım. Yani sanki böyle 20 civarında bir şey gelecekmiş gibi. Ben önden yüklemeli şu an bir şey beklemiyorum açıkçası. Sanki devamı gelecek şekilde bir faiz artışı gelecekmiş gibi duruyor. Ama orada da şu var. Bunun devamında ne söyleyeceksiniz? Karar metninde nasıl değişiklikler olacak? Yani ben faiz artışı yaptım. Örneğin %20 veya %18, hani 15 ile 20 arası bir şey de açıklanabilir. Yaptım, evet. Şunu söylemen lazım. Ben bu faiz artışlarının devamını getireceğim cümlesini görmemiz lazım. Çünkü yabancı yatırımcı bunu bekliyor. Yani biz burada hani bir dışarıya güven vereceğiz, yabancıları getireceğiz ya. Ki dün de bir haber düştü, sen de görmüşsündür. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan yabancı kurumlarla görüşüyor. Neden yapıyoruz bu görüşmeyi? İçeri sıcak para getireceğiz değil mi? Yabancı yatırımcı getireceğiz. Ki bence bu iki ismin gelmesinin temel nedeni bu. Başından beri söylüyorum ben. Döviz getirsinler diye. Şimdi bir kere bir güven vermemiz lazım. Onları ikna etmemiz lazım. Bizim şu an piyasaya ikna etmemiz lazım. Kendi piyasamızda. Dolayısıyla bunlarla ilgili karar metni, sözlü yönlendirmeler, yapılacak açıklamaların yani faizle beraber devamının geleceği ve çözüm noktasında da nasıl bir ekonomi politikası olacak, buralara bir netlik bekliyorum açıkçası ben. Olacağını düşünüyorum. Çünkü bunları yapmazsak pek bir anlamı yok. O zaman sınıfta kalacağız anlamına geliyor. O zaman bu ikisi isim neden değişti? Yani biz bunu neden yaşadık? Neden 3 haftadır bekliyoruz? Hiçbir şey değişmeyecekse konusuna geliyor olacağız. Kura mesela etkisi olur mu diye bakalım. Yani onu da değerlendireyim istiyorsan. Tabii. Şimdi şu an mesela piyasada eğer 15 ile 40 arası bir faiz beklentisi var. Yabancı kurumlar bunu bekliyor. İçeride de böyle bir beklenti var. Ama ortalama da %20 beklenti var ve bunun da piyasada bunu satın aldığını düşünürsek, kurun da hala 23 bandına yerleştiğini düşünürsek, aslında demek ki bu faiz oranı olsa da çok da böyle aman aman bir şey beklememek lazım. Bu bir. Yani %15'e 20'ye kadar gelecek bir faiz artışı, hatta %20 diyorum ben ona. Bu %20 ve altında kalacak bir faiz artışının kura bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tabii burada verilecek mesajlar, alınan kararlar da önemli olacak. O da ayrı bir mesele. Ama ben dövizde kurda bir düşüş beklentim en azından şimdilik yok. Hani olsa da böyle anlık, hani böyle çok oynaklık olur ya, anlık oynaklık belki yaratacak ama bir düşüş beklentim yok. Ha siz eğer önden yüklemeli bir şey yaparsanız, piyasa böyle sürpriz bir şey yaparsanız. %40 yaparsanız döviz çok, o zaman tabii ki düşer yani. Tabii bir miktar düşer ama orada da kalıcı olmayacak. Olmaz. Kıymetli arkadaşım, çünkü piyasanın beklentisi 24-25'lere oturması yönünde. Yani buraya oturtmamız lazım. Ha, düşse de orada kalıcı olmayacak, yine yukarı çıkacak. Tabii şu da var, bunu da ilave etmek istiyorum. Bu da önemli. Şimdi 15'ten bahsediyoruz, 20'den, 25'ten bahsediyoruz, 30'dan hadi 40'a kadar gidelim. Ama dönüp baktığımız zaman enflasyon nerede? Enflasyon hala da hani çok böyle 30'lardan bahsedemiyorum. Hani 35-40'lar. Tabii. Orada da hani tam anlamıyla enflasyon anlamında da aslında bir belirsizlik var. Çünkü hala böyle bir asgari ücret biliyorsun dün ciddi bir artış oldu orada. İşte hani bir taraftan da hala işte o memur emekli zamları var gündemde. Yani bir ufaktan da genişliyoruz, yani ufaktan değil bayağı da bir genişliyoruz. Bunların da bir etkisi olacak enflasyona neticede. Şimdi işinde bir de bu ayağı var. Kredi faizlerine bakıyorsun, faiz anlamında çok ciddi bir yükseliş var zaten bankada. O zaman aslında bizim faizleri hani ne olması gerekiyor? Aslında iki tane soru var. Ne yapacağız? Evet, şu anda beklentileri doğru konuştuk ama ne yapılması lazım konusuna baktığımız zaman bu faizlerin, piyasadaki faizleri üstüne çıkarmamız gerekiyor reel getiri için aslına bakarsan. Tabii bu olmayacak. Yani ilk etapta en azından doğru olmayacak. Son bir konu daha var. Bir de banka regülasyonları. Evet. Şimdi bu faiz karmaşasına son verilmesi lazım. Banka regülasyonları, yüzlerce banka regülasyonları var. Bunların bir düzeltiliyor olması lazım. Kur korumalı mevduat hesabı ne olacak? Buraya çok ciddi bir giriş var. Hala giriş devam ediyor. Orada da ciddi bir büyüme var. Yani o kadar çok hani cevaplanması gereken soru var. Hepsinin yarın yanıtını almayı bekliyorum. Yani öyle bir dileğim var. Zaten yarın büyük gün. Yarından sonra ne olacaksa olacak. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz diyoruz. Hatice Kolçak, sevgili arkadaşım, çok teşekkür ediyorum. Bugün de beni yalnız bırakmadığın için. Şimdiden bayramınızı da kutlayayım sevgili Hatice. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra
Yeliz Karabulut'la birlikte olacağız ve ardından da Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz küresel piyasalarla ilgili görüşlerini paylaşacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.